Selamlar Emine ben. Turş mevsimi devam ediyor. Biz de turşularımızı yapmaya devam ediyoruz. Annem köyden gelirken bahçeden kıl biberlerden toplamış. Biraz da içine kırmızı biberlerden eklemiş. Şöyle biraz demiş acı acı olsun. Getirdi. Dedim anne bunlardan çok güzel turşu olur. Şöyle bir kavanozluk turşu yapalım da kışın yeriz. Arkadaşlar 1 kilo kavanoz için söylüyorum size. Bir çay bardağı sirke. Ama üzüm ama elma ama evde hangi sirkeniz varsa. Bir çay kaşığı Bir şeker, şeker. bir yemek kaşığı kaya tuzu, bir çay kaşığı limon tozu, Evet, sarımsak. sarımsağımız, sonra da kaynak su ilave Kaynak edeceğiz. suyumuzu da ilave edeceğiz. Biberlerimizin üzerine dökeceğiz. Havasını bir güzel alacağız. Sıkıca kapatacağız Sıkıca ağzını. kapatacağız bunu. Bu buzdolabına beklemeye gerek yok. Bu Yok, dışarıda bekleyebilir. kaynak suyu koyduktan sonra kapatıp bir gün sarılı tutacağız, mayalayacağız. Evet, Kafanın çok kapağının önemli. tutması Kapak için. tutsun çünkü. Evet. Şimdi başlayalım. Annemin güzel tarifiyle başlıyoruz. Anneciğim. Altta bir iki tane sarımsak atalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bereketi bol olsun. Allah herkesin evine nasip etsin. Amin inşallah. Karışık karışık biberlerimiz var. Annem bahçeden toplamış. Bir de güzel. Anne bunlar da balık biber, değil mi? Evet. Güzel İyice bastıralım. bastırıyoruz, değil mi anne? Dolduracağız evet. Çünkü Çünkü sıcak su girdiği zaman senişiyor. senişiyor, azalıyor içindeki. Azalıyor evet. Kışın yemeklerin ay, özellikle tarhana çorbasının yanı nasıl güzel oluyor. Bu arada kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum Evet, arkadaşlar. süs biberlerimiz de var az Ay biber evet, önüne. süs biberlerimiz de var, hepsi var. Acı biber. Karışık. İsterseniz sadece kıl biberle yapın, isterseniz sadece acı biberle yapın. Bu tarif, bu ölçü yani bu sirkesi, sarımsağı, tuzu bunları her türlü konservenin içine zaten biber konservesinin içine koyuyoruz turşusunun içine değil mi anne? Evet. Yine sarımsak koyalım oraya. Üstüne biberleri ilave edelim. Yine bunlar acı biber. Kıl biber ama acı. Onun Evet. için turşusu da çok güzel oluyor. Sirke onun acısını da böyle tatlı acı yapıyor, değil Evet, mi? aynen Sirke öyle. çok güzel yapıyor. Ya kışın da turşu bütün yemeklerin yanında, fasulyenin yanında, kuru Olmadan fasulyenin, olmuyor. nohutun yanında olmadan olmuyor. Bir de şey yani olur dışarı çıktın çıkamadın salatalık malzemen var yok. Çıkartırsın turşunu, yersin. O da yemeğin yanında bir yardımcı oluyor. Sarımsağımızı hepsini koymuş olalım. Daha alır mı o? Daha bastırıyor muyuz? Bastırıyorum. Al, kalan kalacak artık. Kaldığınız sabah kahvaltılarında çıtır çıtır yemesi de pek güzel olur. Suyumuz hala kaynıyor. Altını kapatmadık, kıstık. Kaynarken çünkü mühim olan buna kaynar su dökülmesi değil mi? Evet, Kapağın hepsi kapağın kısık kısması tutsun. için. Kaynar su döküldüğü zaman ev hareketlendi. Bir şeyler düştü. Bütün biberlerimizin de hepsini annem aldırdı. Anne tebrik ederim seni. Anneciğim Şimdi şimdi ne yapıyoruz? sirkesini döküyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sirkemizi ilave ettik. Bunu zaten kaşıkla ölçmüşüm. Bir dolu tepeleme yemek O zaman kaşığı. içine direkt atabilirsin anneciğim şeyle, Bir kaseyle. Bir dolu tepeleme yemek kaşığı kaşığı. arkadaşlar. Bir çay kaşığı Limon limon tozu. tozu. Bir çay kaşığı da şekerimizi ilave ediyoruz. Evet, şimdi suyu Şimdi getiriyorum kaynak suyu ilave anneciğim. edeceğiz. Anneciğim şöyle dikkat et kendine. Bismillahirrahmanirrahim. Gezdirerek dök. Evet. Hem kaya tuzu ve limon tuzu da erimiş Yemiş oluyor oldu. böylelikle. Şimdi Ay çok mu potasiye. yaptım? Hayır. Şimdi havasını alacağız. Evet, havasını alıyoruz. Kaşık yardımıyla. Külçiye'den kaşığın kendi sapıyla. Ellerin yanmasın. Bez vereyim mi sana? Hayır.
bir yerden daha aldık mı? Bu her yere bulaşmış olsun. Şunu da ekleyeyim ben. Evet. Çok mu yaptık anne? Hayır değil. Başım sevinçecek zaten. Tamam. Bismillah. Bir kağıt peçete. Tabii ki. Kenarlarını kuruyalım, kurmayalım. Şimdi sıkıca kapatalım. Bunu yoğurt mayalar gibi saracağım. Değil mi anneciğim? Evet. Yoğurt mayalar gibi sarıp ondan sonra bekletiyorum. Sıcak. Evet, yanma anne sen. Ben şimdi onu saracağım. Bir gün bekliyor. Ondan sonra açıyorum, üstünü koyuyorum bir kenara. Oradan tüketiyorum. Buzdolabına koymanıza gerek yok. Gerek. Fakat ağzı açıldıktan sonra dolapta durabilir. Buzdolabında durabilir. Ağzı açılmadı sürece arkadaşlar dışarıda hiçbir durmasın. Şey hiçbir engeli yok. Yapacak olanlara afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.